Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Mart ayı oldukça hareketli ve yine 2024 için önemli bir ay. Tutulmalarımız bu ayla birlikte başlıyor. Mart ayında ay tutulması yaşayacağız. Önümüzdeki Nisan'da da Koç burcunda güneş tutulması yaşayacağız ve önümüzdeki 6 ayı bu tutulmalar önemli ölçüde etkileyecek, belirleyici olacak. Evet, bu ay güneş ayın 20'sine kadar balık burcunda parlayacak. Dördüncü evinizde biraz daha özel yaşam, aile konularını öne çıkarıyor, buraları aydınlatıyor. Ve 10 Mart'ta bu alanda yeni ay doğacak. 20 derece balık burcunda yeni ay. Ev, yuva, özel yaşam, aile, ebeveynlerle ilgili alanlarda yenilikleri, yeni başlangıçları ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu yeni ay sizin için çok daha güçlü, etkili olabilir. Özel yaşam deyince tabii ki bir ev almak, taşınmak, yerleşmek konusu olabilir. Evlenmek, yuva kurmak olabilir ya da evden ayrılmak olabilir. Aile olmak, anne baba olmak ve benzeri konular olabilir. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onların sağlıkları, düzenleri ve benzeri konularla ilgili gündemleriniz olabilir. Satürn de balık burcunda olduğu için aslında biraz daha orta ve uzun vadede biraz daha hani aile ve yuva konularında sorumluluklarınız öne çıkıyor. Buralarda yapılandırmalarınız gündemde olabilir. Size ait bir evi satmak ya da aileye ait evin satılması, dönüştürülmesi ve benzeri konularınız olabilir. Çeşitli şekillerde daha çok özel hayatınıza, düzeninize, aile ve yuva konularına temas eden etkilerin öne çıktığı bir dönemdeyiz. 10 Mart'ta doğacak bu yeni ay 25 Mart'a kadar olan süreç içerisinde etkilerini ortaya çıkarabilir sevgili yaylar. Evet, bu ay çok önemli göksel semboller var. Bunlardan birisi Koç terazi aksında, biliyorsunuz ay düğümleri ve Şiron yine sizin için de önemli bir semboldür. Şiron Koç burcunda kuzey düğümle birleşiyor ki az rastlanan bir kavuşum bu. 50-55 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kavuşumu önemsiyorum, bu ay içerisinde oluşacak olan. Nasıl bir sembolizm çalışabilir? Sizin 5. evinizde meydana gelecek kişisel olarak. Açı olarak da iyi bir pozisyonda. Hani çok zorlayıcı bir pozisyonda değil. Üstelik kuzey yönlü tutulmalar daha geliştirici, ileriye taşıyıcı, sorun çözen tutulmalardır. Şiron'un sembolüne baktığımızda Uranüs ile Satürn arasındaki bir kuyruklu yıldız aslında 1977 yılında keşfedilmiştir. Mitolojide yaralı şifacıdır Şiron. Haritalarımızda onu zaten böyle bir anahtar sembolünde görürüz ve kilit noktaları açan bir etki gibi çalışır. Dolayısıyla bu belki de birçoklarımız için gerçekten bu ay bazı sorunları keşfedip çözümleri bulmak için de çok etkili olabilir. Yani Şiron bizim yaralarımızla ilgili aslında, ruhsal, bedensel, zihinsel, sağlık konularıyla ilgili olabilir bu ya da kendimizde eksikliğini hissettiğimiz konular, gölge yanlarımız, hatalarımızla da ilgili olabilir. Şiron bunları keşfetmemizi, bunları geliştirmemizi, buralarda uzmanlaşmamızı ve sonuçta bilgeleşmemizi de aslında gösterir. Ve Şiron önemli rehberler, öğretmenler, danışmanlarla ilgilidir. İşte şifacıları, doktorları, hatta astrologları da Şiron yönetir astrolojide. 5. evinizdeki bu yerleşim özellikle belki aşk hayatınızda sizin için çözülmesi gereken bir konu varsa, mesela cesarete ihtiyacınız varsa, bu da cesaretinizi arttırabilir. İşte yeteneklerinizi keşfedebilir. Bunları geliştirme yolları bulabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir sorununuz varsa bu sorunu çözüm yolları bulabilirsiniz. Çocuk sahibi olmakla ilgili de olabilir bu ya da çocuklarınızın eğitimi ve onlarla ilgili bir konu varsa hayatınızda, bunları çözmek veya size doğru yolu gösterecek bir kişiyle karşılaşmanız, bir rehberlik almanız, bir farkındalık almanız mümkün görünüyor. Dolayısıyla işaretleri takip edin. Özellikle şanslı açılımlar, fırsatlar karşınıza çıkabilir bu ayın etkileriyle beraber sevgili yaylar. Evet, güneş ayın 20'sinden itibaren Koç burcunda parlayacak. İlkbahar ekinoksu, ilkbahar mevsimi başlayacak. 5. evinizde güneş parlıyor artık. Dolayısıyla yaşam enerjiniz, yaratıcılığınız
artmaya başlayacak. Biraz da o ateş enerjisinin gücüyle özgüveniniz de yükselmeye başlayacak. Daha cesur, daha girişken davranabilir, inisiyatif alabilirsiniz. İşte hoşlandığınız kişilere tekliflerde bulunabilirsiniz. Bununla birlikte eğlenceli konular, sosyal aktiviteler artabilir hayatınıza. İlgi duyduğunuz alanlarda bir eğitime başlayabilirsiniz. Tüm bunlar için daha atak, daha cesur davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda Dolunay'la birlikte Ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulması sadece bu ayla sınırlı değil. En az önümüzdeki 1,5 ayı ve hatta Eylül'de yaşayacağımız bir sonraki ay tutulmasına kadar olan dönemimizde etkiliyor. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da belirgin etkileri olan bir ay tutulması. Terazi burcu 11. eviniz. 11. ev ay tutulmaları aslında ay tutulması Dolunay'da olduğu için orada bir tamamlanma, bir bütünleşme, bir sonuçlanma etkisi var. Geçtiğimiz Eylül, Ekim'de başlamış bir işin, projenin bitmesi, sonuçlanması, bir amacınıza ulaşmanız, bir dileğinizin gerçekleşmesi de mümkün. İşten, kariyerden gelen hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bir parasal hedefinize ulaşabilirsiniz. Bu tutulma size bir ün, bir başarı verebilir. Gerçekten toplumsal bir alan çünkü. Kamuoyunda dikkat çekmeniz, kalabalıklar içerisinde fark edilmeniz mümkün görünüyor. Dolayısıyla kariyerinizi etkileyen bir alan 11. ev. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarımız daha fazla etki alıyorlar. Bu yüzden özellikle öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için bireysel olarak çok daha önemli ve etkili olacağını söyleyebilirim. Bu tutulma şans evinizde, yani 11. evi biz şanslı bir ev olarak görürüz ve şans evindeki ay tutulmaları gerçekten hayatımızda şanslı dönüşümleri, amaçlarımıza, hayallerimize ulaşmamızı sağlayabilir. Ve tutulmanın yöneticisi Venüs Balık burcunda, 4. evinizde. Üstelik sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter Boğa burcunda ve tutulmanın yöneticisiyle de çok güzel bir bağlantı içerisinde. Bunu da çok önemsiyorum. Gerçekten çok Venüs Jüpiter bağlantısı şanslı, bereketli bir kavuşum. Yani bu tutulmayla birlikte özellikle belki ev alanınızda, hani evle ilgili bir beklentiniz var. Bunu sağlayabilirsiniz. Yuvayla ilgili, aileyle ilgili, işle ilgili. Buralarda önemli destekler alabilir, yardımlar alabilirsiniz. Ve tıkanan işlerinizin biraz daha hızlanması, çözümler bulmanız. Bunun sonucunda da belki bir süredir uğraştığınız, belki 6 aydır hani üzerinde çalıştığınız bir konunun netleşmesi ve umut ettiğiniz gibi sonuçlanması da mümkün olabilir. Eğer bu dönemde hayatınızdan bir şeyler çıkıyor, dönüşüyorsa unutmayın, daha iyisi gelecektir. Sizin hayrınıza gelişmeler daha olumlu olacaktır sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.